devam edelim arkadaşlar. Peki. Galatasaray'da Recivik operasyonu, Mustafa Cengiz döneminin yöneticisi Mahmut Recivik'in hakkında verilen ihraç kararı cumartesi günü genel kurulda oylanacak. Aa arkadaşlar, yarın çok önemli bir şey var. Yarın genel kurul var arkadaşlar. Yarın genel kurul var. Recivik, divan kurulu üyeliğinin mahkemede yargılanmasına neden olan yanlış ve yalan bir beyan vermekle suçlanıyordu. Dursun Özbey'in Abdurrahim Albayrak'ın çarşamba günü yemek davetini bu konuya değindiği öğrenildi. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir Karadeniz yemek günleri var çarşamba günü Abdurrahim Albayrak'ın ve oranda onur konuğuydu. Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve bir fotoğraf da verdi. Genel kurul konusunda önemli konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Bunu söyleyelim. Yani 25 Mart'ta Mali Genel Kurul var. Burada tabii ki de geçmiş başkanlarımızdan Burak Elmas'ın da küçük bir dönemini kapsayan bir ibra oylaması yapılacak. Mali ve idari olarak biliyorsunuz zaten şu ana kadar kulübümüzde mali olarak ibra edilmeyen herhangi bir başkan yok. Çünkü mali olarak ibra edilmemek şey demek, yani sen hırsızlık yaptın, sen çaldın çırptın demek, ama bunu da kimse yapacaklarını zaten düşünmüyorum bundan sonra da. Gerçekten böyle bir şey olmadığı sürece, yani kanıtlı olmadığı sürece. Ama idari yöndemde ibra edileceği konuşuluyor. Zaten ilk idari olarak ibra edilmeyen benim bildiğim kadarıyla Adnan Polat. Ondan sonra gelişen olaylardan bir tanesi, yani Galatasaray Haziru'nun, Galatasaray camiasının genel kurulu üyelerinin, divan kurulu üyelerinin bir müdahalesi oluyor bazen yönetime. Aynı Burak Elmas'ta olduğu gibi, Mustafa Cengiz'de olduğu gibi rahmetli başkanımız. Çok merak ediyorum. Bu ya herhalde Dursun Başkan'la alakalı hem mali hem de idari bir ibra olacaktır. Ben herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Negatif konuşmalar bilmiyorum. Hayri Kozak biliyorsunuz açıklama yapmıştı divan kurulunda. Mart ayı olan divan kurulu toplantısının açıklamalarını yaptı. Konuştu bu konuyla alakalı değerlendirmelerini ve eleştirileri de olmuştu. Hatta birçok kişi de kızmıştı. Yani Hayri Kozak, her şey çok iyi gidiyor, neden eleştiri yapıyorsun, neden bu bonservisleri söylüyorsun diye. Ya orada katıldığım ve katılmadığım konular da vardı. Yarınki divan Mali Genel Kurulu'da değerlendirelim. Şimdi ben her zaman her yerde muhalif insanların olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Bence yani hem siyasette hem Galatasaray'da, kulüplerde ya da böyle bir organizasyonlarda her zaman muhalif bir insan olması lazım. Her zaman, yani saçma değil, doğru doneler, doğru noktalar altında her zaman bir eleştiri olması lazım. Çünkü eleştiri sizin seviyenizi, kalitenizi yükseltmenize sebep olur. Doğru eleştiri ise, ya bu eleştirinin de gerçekten içeriği çok önemli, derecesi çok önemli ve yapıcılığı çok önemli. Gerçekten yol gösterebilirsiniz bazı insanlara yapmış olduğunuz eleştirilerle. Bir de boş eleştiriler de yapabilirsiniz. Onun hiç kimseye bir faydası yoktur. Hatta kendinizden de götürür. O yüzden ben muhalif insanlara çok karşı değilim. Çünkü çok eleştiri aldı. Ama burada katılmadığım konu buydu. Hayri Kozak'a eleştirenlerde. Ama katılmadığım diğer, yani katıldığım diğer konu şu eleştirilerde. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray'ın yani özel bilgilerini, özel muhasebe bilgilerini, yatak odası bilgilerini daha doğrusu, anlatabildim mi tabiri caizse, bu bilgileri canlı ve halka açık bir ortamda söylenmesini ben doğru bulmuyorum. Eleştirirsiniz, dersiniz ki arkadaş yani bu kadar çok olmaz. Yani ya şöyle eleştirini yaparsın, birazcık daha dikkat edelim, çok büyük masraflı işler yapıyoruz, bu işlerin altından kalkamayabiliriz vesaire, bu eleştirileri her zaman varım. Ama şimdi muhasebemizde bulunan ve halka açıklanmaması gereken bir takım anlaşmaları veya rakamları siz gidip de canlı yayında bütün kamuoyunun önünde paylaşırsanız, bu da birazcık Galatasaray'a zarar vereceğini düşünüyorum. O yüzden eleştiriye varım ama iç bilgileri paylaşmanın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hayri Kozak'ı bu konuda eleştirebilirim. Zaten birçok kişi de yani bu konuda eleştiriyor. Onu da paylaşmış olalım. Bakalım. Havin demiş ki hafıza problemin normal Emre, seni bebekken 3 kere havada atıp 2 kere tutmuşlar demiş. Yatak oda bilgileri beni ilgilendirir demiş Okay. Sen divan kurulu, genel kurulu üyesi olman lazım. Yatak odası bilgilerini onlara veriyorlar.
Öyle televizyonlarda, YouTube'da paylaşanları değil. Arkadaşlar, yayınımız da ilerliyor. Gene Mali Genel Kurulu da değerlendireceğiz. Onu da sizlerle paylaşalım. Ama sizlerden ricam, sonradan gelen dostlarımıza da bir hatırlatma olsun. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki herkesi de kanalımızı abone etmeyi teşvik ederseniz çok mutlu etmiş olursunuz diyelim. uzatmadan devam edelim. Şimdi o yüzden şimdi Hayri Kozan Divan Kurulu'nda biliyorsunuz divan üyeleri bu Mali Genel Kurul'da açıklama kürsüye çıkmayacaklar. Bu genel kurulun uzun sürmemesi için divan kurulu üyeleri divan toplantısında Mart ayı olan divan toplantısında açıklamalarını yaptılar. Eleştirenler eleştirdi. Destekleyenler destekledi vesaire neyse. Şimdi ben Mali Genel Kurul'da genel kurul üyeleri de çıkıp kürsüye açıklama yapacaktır. Erden Timur açıklama yapacaktır. Başkanımız Dursun Özbek açıklama yapacaktır. Belki yönetimden Metin Öztürk veya başka insanlar da açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir Mali Genel Kurul'da tabloyu ekrana sermeniz ve bunu genel kurul ve divan kurulu üyeleriyle paylaşmanız gerekiyor. Bunun dışında genel kurul üyelerinden çıkıp da gerçekten Galatasaray yönetimini şuursuzca eleştirecek çok kişi olacağını düşünmüyorum. Yani yarınki genel kurul birazcık böyle hoş sohbet, muhabbet, arada böyle 2-3 tane eleştirinin geleceği güzel bir Galatasaray günü olacaktır yarın. Onu paylaşayım. Yani herhangi bir gerginlik, herhangi bir tartışma, gürültü falan yoktur. Çünkü olmayacaktır. Çünkü neden? En son Dursun Başkan döneminde olmuştu bu. Aynen. Yani hatırladığım şey döneminde vardı zaten biliyorsunuz. Adnan Polat zaten mali şey idari olarak ibra edilmedi. Bu birincisi. İkincisi Dursun Özbey'in son döneminde yine genel kurulda ufak bir tartışma çıkmıştı. Sonrasında zaten malum biliyorsunuz Mustafa Cengiz döneminde yine idari olarak ibra edilmedi. Yine kavgalar, gürültüler vardı. Sonra Burak Elmas döneminde yine tartışmalar vesaire. Zaten o da açıklama yapmıştı. Eğer idari yönden ibra olmazsam seçime gideceğim diye idari yönden ibra edilmedi. Onu da paylaşmış olalım ve herhalde tarihin en uzun Mali Genel Kurulu olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Sabah 4'lere 5'lere kadar devam etmişti. O yüzden yarınki birazcık daha iyi geçecektir. Destek bekliyorum ama birkaç tane böyle vardır. Eleştiri gelecektir. Ozi kardeşim selamlar demiş. Hoş geldin kardeşim diyelim ve yavaştan da devam edelim arkadaşlar. Recep Bey konusunda da bir önemli gelişimi olacak konuşmalar var arkadaşlar. Yarın merak ediyorum bakalım. Bizim kurul meclise dönmüş son senelerde demiş. Havinde Ozi hoş geldin kardeşim demiş. Aynen çok teşekkür ediyorum. Yani yarınki Mali Genel Kurul'da dediğimiz gibi güzel bir Galatasaray havası esecektir diyelim. Ve yatak odası bilgilerini de Okay'a inşallah en kısa sürede de iletiriz. Transferlere geçelim.